16 Ekim 2022 tarihli Yavuz Alagan'ın köşe yazısı. Birlikte mümkün değil Türkiye. Türkiye'nin üzerinde kalıcı bir cila tabakası var. Ortaçağ karanlığını gizliyor. Medyanın %98'ine hakim olan, siyasi iktidar ve sahte umutlara yayan muhalefet partileri, eylemleri ve söylemleriyle her şey normalmiş gibi bir hava yaratarak bu cila tabakasını sürekli yeniliyorlar. Üste örtülmeyecek kadar büyük yolsuzluk rezaletleri, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, Deprem felaketleri ve Girizu patlamaları gibi olaylar kısa süreliğine cilanın altındaki ortaçağ karanlığını yüzeye çıkarıyor ve parti devleti fırçayı kaptığı gibi koşuyor. Vaatlerde bulunarak, dini törenler düzenleyerek fakat aynı zamanda gözdağı vererek yaşanan olayı unutturmaya, ortalığı yatıştırıp daha da kalın bir cila tabakasıyla gerçekleri örtmeye çalışıyor. Daha geçenlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 4. Ortak Paylaşım Platformu'nda işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirdi. TİSK, kendi internet sitesinde platformun ikiz dönüşüm çalışma hayatında sürdürülebilirlik, iş gücünün sürekliliği gibi mühim sorunları odaya eleştirdiğini, taraflar arasında sosyal diyalogla çalışma hayatına dair kararlar alındığını duyurdu. İşçi ile işverenin ortak Davos toplantısıymış. Sloganı da çok romantik. insana pozitif duygular veriyor. Birlikte mümkün Türkiye. Bu arada iş sağlığı ve güvenliği alanında hayata geçirilen Güvenlik kültürünü yaşam biçimine dönüştürüyoruz başlıklı projenin protokolü Bakan Bilgin ve TİS Başkanı Akkol tarafından imzalanmış. Cila'nın kalınlığına ve parlaklığına bakar mısınız? Dün akşam yerin 350 metre altında onlarca işçinin ezilerek, yanarak, boğularak can vermesi, cila'nın döküldüğü, hakikatin ortaya çıktığı andır. Emine Zola'nın 1877'de yazdığı Germinal romanını andıran çalışma koşullarının 19. yüzyıla özgü işçi akıbetinin 21. yüzyılda Türk işçisine reva görüldüğü bir kez daha kanıtlanmıştır. Şimdi devlet erkanı ve siyasi parti heyetleri hemen oraya koşacaklar. Birincisi yaraları saracağız. İkincisi biz gelirsek dertler bitecek diyerek el birliğiyle cilayı yenileyecekler. Bu kazalar biter mi? Bitmez. Devlet ve işveren işçinin can güvenliği için alınması gereken önlemleri maliyet faktörü olarak yani üretimin maliyetini artıran herhangi bir şey olarak gördüğü sürece daha çok işçi ölür. Zonguldak çevresinde toplamda 5 bin işçi kuyularda, tünellerde, domuz damlarında yanarak, ezilerek, boğularak öldü. Bu maliyet faktörünü devletin denetlemesi gerekir. Nitekim denetlenmiş. Can çekişmekle birlikte bazı refleksleri hala canlı kalan Sayıştay, Bartın Amasra Maden Ocağı'nda ani gaz degajı ve girizu patlama riskinin olduğunu bildirmiş. Patlamanın olacağı yeri bile söylemiş, belli ki aldıran olmamış. Bu ölümler normal karşılanıyor. Unutmayınız ki bu ülkenin başbakanı 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 madencinin öldüğü facianın hemen ardından bu tür olayların 1800'lerden beri yaşandığını belirttikten sonra bunlar sürekli olan şeyler. Bu işin fıtratında bu var diyebildi ve hiçbir şey olmadı. Kaderin işçi öldürmek gibi bir planı olamaz. İş güvenliğini sağlamak ve denetlemek devletin görevidir. Soma olayı bende zihinsel bir değişim yaratmıştı. Olayın kendisi değil, Olaydan hemen sonra sendikaların çağrısıyla Zonguldak maden işçilerinin saygı duruşu sırasında çekilen görüntüler. İşçiler başlarında kastları, yüzlerinde kömür karası el ele tutuşmuş ağlıyorlardı. Ülkenin bütün televizyon kanalları ağlayan işçi görüntülerini defalarca döne döne gösterdi. Benim kalbim o gün kırıldı. Bir daha düzelmedi. TİSK başkanı Halit Nari'nin 12 Eylül darbesinden sonra söylediği sözü hatırladım. Bugüne kadar işçiler güldü, biz ağladık. Artık onlar ağlayacak, biz güleceğiz. Somada yaralanan işçinin sedyeye yatırılırken çizmelerimi çıkarayım abi kirlenmesin diye işi, daha sonra otobüsün koltukları kirlenmesin diye ayakta seyahat eden maden işçilerinin görüntüsü merkez medyada defalarca gözümüze sokuldu. Bu olaylar sonrasında 10 yıldır yer altında kazma sallayan 38 yaşında bir maden işçisi kendisiyle yapılan mülakatta sevindim dedi. İnsanlar bizi sahiplendi. Hakkımızda güzel yorumlar da geldi. Maden işçisi her zaman yaptığı işlerle örnek davranışta da bulunuyor herkes bizi arayarak tebrik ediyor. İşçiler o sırada belki şimdi de ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı magazin programına konuk oldular. Koltuklar kirlenmesin diye başlayan cümlelerle bir kez daha orada öldüler. Herkes acıdı, duygulandı. 2015'te otomotiv gravi sırasında Renault, Mako ve diğer fabrikalardaki grevci işçiler fabrika avrularında topluca cuma namazı kılarak grevi bitirdiler. Bu kez namaz fotoğrafları medyanın ideal işçi görüntüsünü oluşturdu. Namazı kıldıran imam önemli bir uyarıda bulundu. ''Kıymetli kardeşlerim, hala zaman zaman aklınızı çelenler olabiliyor. Burada birliğimizi, beraberliğimizi bozmadığımız sürece inşallah zafer nasip olacak. Mevlam utandırmasın.'' 60'lı 70'li yılların büyük işçi ve sendikal mücadelelerine, 1991'de Zonguldak madencilerinin grev ve büyük yürüyüşüne tanık olmuş, sahici sendikacılar tanımış biri olarak da bu olaylar beni hasta etti. İşçinin balyoz gibi patlayan nasırlı yumruğundan gelip çakıldığımız bu bataklık, sendikasızlaşma ve iş kazalarının düzeyi dehşet vericidir. İşçi sınıfı etnik, dini, cinsel vesaire ayrımlar temelinde bölüp ufalanan kapitalist sistemi ve bu bölünmeleri haklar, özgürlükler olarak anlayan bütün geri zekalı solcuları daha iyi tanıdım. Günümüzde 4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı diye başlayan anketler yayınlayan, 1 Mayıs'larda kazancı yokuşunun başına gidip çiçek bırakan sendika yöneticileri, Yakın durdukları partiden milletvekili olmak için akıllı uslu konuşan, düşük profil veren ağzı kalabalık, kravatlı lüks otomobilli, işverenle omuz omuza 1 milyon fidan diken, tiskin düzenlediği şık toplantılarda yeşil ve dijital dönüşüm çalıştayı yapan sendika ağları gözüme bambaşka çiğ bir ışıkta göründü. Neyse uzatmayalım. Bugün matem günü. Ama sıradaki maden ocağının çevresi polis kuşatması altında acılı aileler şehit tabutları omuzlarken devlet adamları ve siyasiler yaraları saracaklar, yorum yapacaklar. Şu kasvetli pazar gününde başsağlığı ve sabır dileyen çok olur. Dünyayı değiştirme azmi ve mücadele gücü dilemek gerekir. Parlak kalın cila tabakasının altındaki hakikatten gözümüzü ayırmayalım. Birlikte kesinlikle mümkün değil. Halkın her kesiminin örgütlü olması, hakkını araması gerekir. Demokrasi dediğiniz şey bundan başka ne olabilir?